Yok yok. İlk olarak tüm Akdeniz için yeni bir kaydımız var. Bu da şeyi de gördünüz. Synodus rendalli dediğimiz bir tür. Bu tür Türkçe olarak biz şöyle bir ad vermeyi düşünüyoruz. Kızıl lokum. Çünkü bu tür daha önce yine Kızıldeniz kökenli olan gümüş dediğimiz türe benziyor ve onun akrabası zaten. Onun için biz de buna kızıl lokum diyoruz. Kızıldeniz kökenli, orijinik ana vatanı Kızıldeniz olan bir tür. İlk olarak tüm Akdeniz'de, ilk olarak İskenderun Körfezi girişinde bu türü bulduk ve kaydını verdik. Uluslararası literatürlerde şu an kaydı yayınlandı. Bu tür Türkiye denizleri ve tüm Akdeniz için yeni bir tür. Bu tür ekonomik olarak değerli bir tür olacağına inanıyoruz. Yani balıkçılığa ekonomik anlamda katkı sağlayacak, iyi bir gelir sağlayacağını düşünüyorum. Ekolojik anlamda da tabii ki olumsuz taraflarda ve olumlu taraflarda olabilir. Yani bu tür yırtıcı bir tür. Lecepsianus dediğimiz Saurida lecepsionis türünün aynı familyeden olan türü gibi yırtıcı bir tür. Dişleri falan var. Saldırgan, atak bir tür. Ve diğer yerli türlerimize, ekolojik anlamda yerli türlerimize zarar verir. Onların ortamdan kalkmasını sağlar. Aynı zamanda tabii sadece yerli türü avlanmıyor. Şu an bulunduğumuz bölge veya denizlerimiz, özellikle Akdeniz, birçok yabancı türün istilası halinde. O türleri de tabii ki istila eden yabancı türleri, istilacı türleri de tüketecektir. Şu an ilk olarak biz İskenderun Körfezi'nde bulduğumuz için, yani önümüzdeki günlerde bekleyiş içerisiniz. Hangi diğer yayılımı nasıl olacak? Olacak mı veya? Yani adaptasyon sağlayıp burada tutunan bir tür mü olacak, tutunamayan bir tür mü olacak? Bunu zaman gösterecek. Kalıcı bir tür olarak görünüyor açıkçası. Yani ekonomik olarak sevilen bir tür de olacağını düşünüyorum ben. Mersin, Antalya, Ege'ye yayılır mı? Bilemiyorum. Diğer tür çünkü yayıldı. Yine de o da İskenderun Körfezi'nde, Saurida lecepsionis İskenderun Körfezi'nde ilk olarak bulundu. Daha sonra Ege'ye kadar yayıldı öbür tür. Tabii küresel iklim değişikliği ile birlikte Akdeniz'in tropikalleşmesi, Karadeniz'in de Akdenizleşme sürecine girmesi birçok balık hareketini de birbirine getiriyor. Yani ardışık olarak bunlar da ekolojik olaylar şeklinde karşımıza çıkıyor. Bunlar tabii ki bunlarla ilgili biz de gerek iklim değişikliği olarak gerekli çalışmaları İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği programı olarak elimizden geldiğince bu konuda çalışmalar yaparak yöneticileri olsun, diğer bu konuyla ilgilenen birimlerimiz olsun, onlara bilgi sağlıyoruz. Araştırmalarımızın sonuçlarını iletiyoruz. Geleceğe dönük planlamalar ve oluşturuyoruz. Bir 10-15 yıl önce çok büyük bir artış vardı. Neredeyse her ay bir tur buluyorduk. Ama şu 2023 yılında artık herhalde dengeye oturdu. Gelecek türler geldi. Yani buraya adaptasyon sağlamayacak türler de gelmedi diye düşündüm. Bu düşecek olduğunu tahmin ediyordum ki öyle oldu. Şu an eskisi gibi çoğalan bir hızlı bir tür girişi yok denizlerimize. Bulduğumuz Synodus randalli balığının genetik incelemelerini de yapmak için kason örneklerini aldık. Böylelikle gelecek türleri de tahmin etmeye, bu türün oturup oturmadığını, stok oluşturup oluşturmadığını bulmak için, genetik olarak da doğrulamamız için önemli bir çalışma olacak. Kaydını yaptığımız Synodus randalli'yi morfolojik olarak kaydını yapmıştık. Böylelikle genetik çalışmalarla da hem genetik olarak da kaydını yapmış olacağız. Dünya literatürüne, Türkiye literatürüne kazandırmış olacağız.